deniz dediğimizde genelde aklımızda yüzmek veyahut da işte A noktadan B noktaya gitmek geliyor. Halbuki deniz hayatın başladığı yer. Hepsi bir bütünün parçası ve gerçekten bizim için olmazsa olmaz. Yediğimiz balık, kişi başına tükettiğimiz balık muazzam bir şekilde arttı. Tabii ki annelerimiz, babalarımız hep işte evladım balık ye, sağlıklıdır, işte omega 3 var, şu var, bu var derler. İyi güzel de hangi balık? Temiz denizlerden geliyor mu? Türünün devamı için doğru balık mı? Çinekop veyahut da sarı kanat daha lezzetli olabilir bir lüferden. Ama bu onu yememize doğru kılmıyor. Bazı insanlar var, gelecekteki nesillerin daha iyi bir dünyada yaşamaları için gerçekten uğraşıyorlar ve sadece uğraşmakla kalmayıp elle tutulur sonuçlar elde ediyorlar. Gerçekten hissettikleri için bunu yapıyorlar. Zafer Kızılkaya bu kahramanlardan biri. İlk başta şundan kaynaklanıyor. Buradaki her canlının yaşama hakkı var mı? Var. Deminki köpeğin de var. Su altındaki balığın hele çok var. Bizim olduğumuz kadar. Ama bizim de onlardan yararlanma hakkımızın da devam etmesi gerekiyor. İşte burada yeni bir kavram giriyor. Sürdürülebilirlik. Acaba 1970'lerin, 60'ların o zenginliğini nasıl sürdürebileceğiz? Çok daha zekiyiz, çok daha iyi eğitimliyiz, çok daha yüksek teknoloji kullanıyoruz. Dünyanın her yeriyle iletişim halindeyiz. Herkesin ne yaptığını görüyoruz. Neden bunu burada başarmıyor? Türkiye'de balıkçılık hiçbir eğitime bağlı olmadan nüfus kağıdınızla gidip direkt aldığınız bir belgeyle profesyonel olarak yapabileceğiniz bir meslek. Ne çıraklık isteniyor, ne uzmanlık isteniyor. Hiçbir şey istenmiyor. Siz emekli olun, berber olun, kasap olun, doktor olun, mühendis olun, şef aşçı olun, gidip profesyonel balıkçı olabiliyorsunuz. Bir işin çıraklığı yaşanmadan ustalığı yapılabilir mi? Turşu gibi veyahut da turşuya benzer marine balık gibi uzun süre dolapta duracak olan yemeklerin üstüne genelde tarih koyarım. Ve önceden yaptığımı ilk kullanıp sırayı şaşırtmıyorum. Bir denizi sevenler var, işte deniz üstüne vakit geçirenler var, balık tutan, yelken yapan. Bir de denizin bir parçası olanlar var. Deniz onun bir parçası, o da denizin parçası. Zaten ayrılmaz ikili gibiler. Ercü abi de bunlardan biri. 60 yıldır denizde yaşıyorum ben. 68 yaşındayım. 8 yaşında çıktım fırladım da evden. Atmışım kendimi bir tane sandalı kayanın içerisine. O yıldır, bu yıldır hep denizlerde yaşıyorum. Yani denizde yaşamak bir tarz, bir farklılıkları olan bir yaşam biçimi ama bizimki tam bir parçası. Yani biz yaşam biçimimiz deniz. Tabii bu nedenle doğanın içerisinde bir fiil, kovalamaca içerisindeyiz. Doğaya uyum sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu yüzden doğayı iyi kullanan insanlarız, eşim de ben de. İyidir doğada yaşamak, doğa insanı aç bırakmaz. Eğer birisi aç kalıyorsa doğayı tanımıyor demektir. Eğer doğayı tanıdığını iddia ediyorsa o zaman kendini tanımıyor demektir. Çünkü kimse doğada aç kalmaz. Üç tarafımız denizle kaplı. Farklı sularda, farklı tuz oranlarında akarsular var, göller var. Yani aslında bir cennetteyiz. Biz de buna iyi bakalım. Çok da zor değil.